sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Maça sayılı saatler kala, maç öncesi canlı yayına saat, sayılı saatler kala dedim ki arkadaşlar sıkılmasın. 1 iki küçük video çekelim. Rakibin teknik direktörünün açıklamasını duydunuz mu arkadaşlar? Beraberlik iyi bir sonuç diyor. Yani uzun uzadıya öyle iki saat anlatmayacağım. Rodrigo's Teknik Direktörü George Dermeniçim Fenerbahçe maç öncesinde diyor ki adam İlk maçımın Fenerbahçe Fenerbahçe olmasından dolayı mutluyum. Takımımız çok iyi bir takım. Böyle bir takımda gücümüzü göreceğiz. Takımımız elemelerde Ayaksa karşı da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Yani ki maçın çok zor olacağının farkındayım. Beraberlik beni tatmin edecektir. Alacağımız beraberlik futbolcuların özgüvenini yükseltecektir. Gruplarda bir puan daha kazanmamız bizim için iyi olacak. Çünkü daha çok zaman var ve grubu ikinci sırada bitirebiliriz diyor. Fenerbahçe futbolcular gerçekten çok güçlüler. Fenerbahçe'nin liderliğinden bu belli oluyor. Teknik ve taktik olarak yeni bir dizayn olacak. Umarım başarılı oluruz diyor. Şimdi diyebilirsiniz hocam adam bak bizi nasıl övmüş falan. Arkadaşlar bu taktik de olabilir. Hatırlayın Jesus'un e, UEFA grubunda dediğin. Hani biz favori değiliz. Favori olan şunlar. Bunlar falan filan deyip o gruptan lider çıkmıştık. Hani bu da bir taktik açıkçası. Anton Neryalkov Fenerbahçe'nin hücumu fena diyor bence de yani 7 birlik takım değiliz. 7 bir kaybetmelerinden bahsediyor. Bundan sonra eski maçlara değil önümüzdeki maçlara bakacağız. Sağa çıkıp eğlenmek, futbol oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçına buna göre hazırlanacağız demiş. Muhteşem harika futbolcular. Yani Fenerbahçe hücum attı. İnşallah onlar karşısında fark yeriz diyor. Ee, tabii ki bu bizim için çok önemli. Bu kadar çok kişinin burada olması bizim ekstra motivasyon kaynağımız diyor. Fenerbahçe Parola para erkek voleybol takım oyuncusu Nikolay Pençev hakkında konuşmuş. Elimizden geleni yapmak istiyoruz diyor. Bunlar hoş şeyler. Şimdi maça dair konuşuruz. Ama maç önü konuşuruz. Şimdi birkaç transfer haberim var. Ama öncesinde Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerliyer konuşmuş. 1959 öncesinde şampiyonluklar kulüpler arasında kulübümüz var. Şampiyon kulüpler arasında kulübümüz var. Eskişehir Demirspor olarak TFF'ye tüm belgeleri teslim ettik. Fenerbahçe Kulübü'nün önderliğinde bu süreç devam ediyor. TFF bu konuda komisyon kurdu ancak bununla ilgili bir karar verilmedi diyor. Fenerbahçe bu sürecin olumlu Fenerbahçe bu sürecin olumlu yansıyacağını düşündüğü için logosuna 5 yıldız taktı. Bize bu konuda gelen bilgi TFF'nin maddi külfeti olacağı konusunda anlaşma sağlanamamış. Diğer konularda uzlaşma sağlanmış. Bize gelen bilgi bu. Yani e, TFF'nin maddi külfeti olacağı konusunda anlaşma sağlanamamış. Diğer konularda anlaşma sağlanmış diyor. Yani açıkçası 1959 yıl öncesi şampiyonluk hakkında diyor. Anlaşma bu şekilde diyor. Ve ben bunu düzenleyeyim. Bunun dışında TFF bizden logosunda Türk bayrağı olan kulüplerin logosunu değiştirmesini talep etti diyor. Bildiğim kadarıyla Beştaş'ın da var. O zaman Beştaş da değiştirecek. Bu takımlar içerisinde bizimle birlikte Beştaş, Kasımpaşa, Karşıyaka gibi kulüplerin olduğunu da söyledi. Kulüp olarak yeni logomuzu hazırladık diyor. İlginç değil mi arkadaşlar? Beşiktaşlı arkadaşlar yıllarca bununla övünmüşlerdi. Bakın bizim şeyimizde e, bayrağımız var sizde yok diye. Bir yerde de iyi olmuş açıkçası. Ha hani bu şeyi önlemek için hani Fenerbahçe gibi logosuna 5 yıldız ekleyip tescil alanları önlemek için akıllıca hareket ediyor. Napoli Ferdi'den vazgeçmiyor. Şimdi Ferdi Kadıoğlu İtalyan devi Napoli'yi peşine takmış durumda. Son 2 yılda harika performans. 24 yaşında talipleri her geçen gün artıyor. Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe miktarı düşük buldu. Ve elinin tersiyle itti tabiri caizse. Amirli takımımızın Hırvatistan'da oynadığı maçta Napoli scoutları izledim. Ferdi'yi yakından takip ettiler. Beğendiler. Sonrasında yine bir maçta izlediler. Yine beğendiler. Ve babası da sezon sonu ayrılabilir dedi. Bu sezon 13 maç bir gol bir asist yaptım. Nispeten o nispeten daha kısır. O 2 gol 2 asist. Ama mühim olan o sayı, ya da Ferdi değil. Mühim olan Fenerbahçe. Şimdi transfer sezonlarında benim kehanetlerim vardır. Hani kehanetlerim düşüncelerim vardır. Eee Yani mesela Hacıright. Onunla ilgili başlayalım. Şimdi Süper Lig, Fenerbahçe kötü bir gibi gidiyor. Yaz transfer döneminde Hacıright için uğraştı ve yeni bir hamle kararı alındı diyor haberde. Şimdi niye duraksadım? Şu yüzden arkadaşlar kimseyi kırmak istemiyorum. Bir cümle kurduğum zaman insanlar tuhaf karşılıyor. İnsanlar yanlış anlıyor. Yani insanlara bir cümle kuruyorum. <laughs> Kurduğum cümleden pişman oluyorum açıkçası. Çünkü çok farklı algılıyorlar. Ben de sinir oluyorum. Ajayit gayet iyi bir performans Antalyaspor'da. İyi bir forvet. Ancak gitmemesi gereken bir yere gitti. Nereye gitti? Coventry City'e gitti. Şimdi Arsenal Söndrjiciği kulübünden kiraladı. 1 milyon 800 80 bin euro satın alma opsiyonuna kiraladı. Oyuncu Antalya Spor'da tuttu. 2,5 milyon euroya piyasa değerini yükselttiği anda 10 servisini aldılar. Oyuncu çatır çatır bir sezon geçirdi. Transfer market değerini 6 milyon euroya yükseltti. 9'a sattılar Coventari'ye. Şu anda Coventari City futbolcusu. Ve ABD'li Yıldız ee, buraya gitti. Ancak Fenerbahçe'de Batshuayi'nin devre arasında ayrılma durumu var. Ve Fenerbahçe'de oyuncuyla kulübüyle görüşüp hani is, e, şeyleri ihtimalleri masaya yatırma peşinde. 12 maç oynamış, 2 gol, 1 asist. Yani 9 milyon euro verdiler ama şu performans 9 etmez. 7 kez ABD milli takım formasını giydi. 2 kez fileleri havalandırdı. Ancak zor. zor kardeşim zor. Bak. Beşiktaş'la hani sözlü olarak bir tartıştım. Hani diyor ki bana sezon sonu geldiğinizde bakalım nasıl yalanlar, pislikler çıkaracaksınız. Allah Fenerbahçe'nin belasını vermiş zaten. Lanetli takım diyor, tutmuşsunuz diyor. Kendi pistinizde geberip yok olacaksınız diyor. Şimdi bu cümleleri ben kurduğum zaman ağlıyorlar. Ağlama duvarı gibi. Ancak şunu belirteyim. Biz birileri gibi birilerinin eteklerinden öpe öpe şampiyon olmadık. Bu arada Hacı için yorumumu yapmadım. Onu biraz sonra yapacağım. Biz kimsenin eteklerinden öperek şampiyon yapılmadık. Önce onu bir bilin. Kimsenin eteğinden öperek. Ergenekon balyoz davalar varken Atatürk ismini gram anlayıp 29 Ekim yaklaşınca da Atatürkçü de olmadık. Elimizde kayıtlar var. Artık hangi illegal yollarla temin edildiyse varsa da. Çünkü yasal yollarla temin edemezler. Yani Arkadaşlar yasal yolla temin edemezsiniz. Ben de devlet sırları var desem ne dersiniz? Yani yani arkadaşlar çok enteresan şeyler. Çok garip tuhaf şeyler. O yüzden çok girmiyorum. Neyse. Hani elimde belgeler var deyip tehditle şampiyon da yapılmadık. Ligi oynatmayı savaşsa savaş deyip iç savaş gibi bir tehditte de bulunmadık. Hani arkamıza aldığımız lobiyle şampiyon da yapılmadık. TFF ikinci başkanı bize hizmet ediyor deyip bilmem kaçıncı delege Holding Holding'de çalışıyor diye palavra da söylemedik. Üstelik kulüp yönetiminde çalışan Koç Holding üyesi varken. Yani kısacası bazı arkadaşlar utanma nedir bilmez hale gelmiş. Ben arkadaşın şahsına söyledim. Siz utanma nedir bilmez hale gelmişsiniz dedi. Yani bunu genellemenin bir mantığı yok. Yani arkadaşın şahsına münhasır söyledim. Biliyorsunuz tanımadığınız kişilere siz diye hitap edersiniz. Çoğu konuşursunuz. Suratınıza tükürsem İstanbul'da barajların su oranı yükseldi diye bayram edersiniz. Siz haksızlığı hak, adaletsizliği adalet sanmışsınız ve herkesi kendinizden daha beter görme hastalığına yakalanmışsınız. Acıyorum size sadece acıyorum dedim. Gerçekten bazılarına sadece acıyorum. Bu kadar edepsizlik, bu kadar ahlaksızlık. Gerçekten olur. İnsanın bir ar damarı olur. tanma hissi, hissiyatı olur. Ama gel gör kim. Ay maalesef. Şimdi sevgili arkadaşlar ya savunucu e, Hacirayt'ı konuştum sonra yan savuncu onunla ilgili geçeceğim. Hacirayt ya da bir başka e, tutmayan transfer Premier Lig'den. Ben size daha önce ne dedim? Bak şimdi Mustafa Hoca duyumlarının zamanı gelince çıkmak gibi bir kötü huyu vardır. Ben size zamanında ne dedim? Dedim ki size arkadaşlar şu ayının gitme ihtimali yüksek ama aynı zamanda Premier Lig'de tutmayan bir e, hücumcu almamız da yüksek. Orada Fenerbahçe Alagöz Holding 90, Pamela Shio takımı 64, 4'te 4, Fenerbahçe Euroleague Women'da 4'te 4 yaptı. Bilginiz olsun. Ama şimdi size ben bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin devre arasında Hacı Rahit alacağını sanmıyorum. Ama tam tanımıma da uyuyor. Şimdi hiç kimse konuşmuyorken konuşmak önemlidir. Hiç kimsenin konuşmadığı dönemde herkesin şu aranıyor bu aranıyor dediği dönemde size ne dedim? Fenerbahçe kanat forvet arıyor. Yani hem forvet oynayabilecek hem kanatı yedekleyebilecek bir isim arıyor. Ve size enteresan bir şey söyledim. Ama bir kulağınızdan girdi, diğer kulağınızdan çıktı. Birincisi Fenerbahçe, Joshua King devre arasında. Hani yollara ayırabilir. 2 Crespo, 3 Zaytse yollara ayırabilir. Bu dediğimi unutmayın. 3'ü gidebilir. Yüzde şu kadar, yüzde bu kadar geç. Kurunic ihtimal var. Hatta Kurunic tabiri caizse yalvarıyor Fenerbahçe'ye. Gelmek istediğini de belirtiyor. Onu söyleyeyim ve ya sabuncu oldu ki dün e, Fenerbahçe devre arasında bir stoper almaya karar verdi. İşte kanat forvet takviyesi yapmak istiyor. Şimdi diyebilirsiniz hocam bak adam da söylemiş işte şöyle böyle. Aynısını ilk o söyleyip sonra ben söylemiş olsam dersiniz ki ya hocam adamlardan sufle çalıyorsun. Tüm çalıyorsun. Bakın Batu bir, 1, Joshua King 2, Crespo 3, Zaic 4. 4'ü gitse Yerine mesela King'in yerine kanat forvet. Mesela çeşitli oyuncular olabilir ya. Gerçekten bak çeşitli oyuncular olabilir. Mesela hiçbirinizin ihtimal vermeyeceği bir isimden bahsedeyim. Erum bu penza olabilir mesela. Türkiye'de baya baya ligin bug'ını çözmüştü. Şimdi MLS'de MLS bizim lige göre kolay bir lig. Ama ben sadece örnek için söylüyorum. Örneklemek için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece örneklemek adına söylüyorum. Hani bizim ligin bug'ını çözen bir isimdi. O tip bir isim olabilir. Başka tip bir isim olabilir. Onu belirteyim. Bu bir. İkincisi. Sferico Sports Management'ın sahibi Igor Campanelli Hatay Spor maçında Mario Branco'nun davetlisi olarak tribünde yer aldı demiş. Doğru. Şimdi aklınıza başka bir isim gelmesin. Çok uzağa gitmeyin. Yaz transfer döneminde biz kimle ilgilendik? William Rocha ile ilgilendik. Doğru mu? William Rocha hatırlatayım arkadaşlar. CSK Moskova'nın bu kahveleli 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu 1.91 boyunda. 7 milyon euro piyasa değeri var. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Şimdi Rocha İtalyan pasaportu da var. Milli takım da oynamamış bir isim. Bu sezon 15 maça çıkmış. Bir asisti var. 1264 dakikada açıkçası Rusya'dan gitmek isteyen isim. William Rocha ismi bu Sperico Spor Management var ya ya da menajerlik şirketi ne derseniz adına ne söylerseniz bu e, menajerlik şirketinin liste başı oyuncusu. Yani piyasa değeri en yüksek oyuncusu. Mesela Cihan Onana da var. Beşiktaş'ın süpersıtarı var ya. 4 milyon 800 bin euro piyasa değeri olan Muhteşem futbolcusu. Beşiktaş'ın 4.04'e transfer edip bayram ettiği oyuncu var ya o. Oh. 7 maçta 117 dakika süre almış. Şahane bir futbol. Şimdi burada aslında başka isimler de var. Siz yanlış tarafa bakıyorsunuz. Ben size bir uyarıda bulunayım. Bakmanız gereken yeri size tam söyleyeyim. Olur mu arkadaşlar? Şimdi biz devre arasında bir stoper niyetimiz var mı? Var. Ancak bu stoper Türk olur diye düşünüyorum. Samet Serdar'dan en az biri en az biri belki de ikisi birden gidip Türk bir stoper çekebiliriz oraya. Bakın şu anda farkında mısınız? Bekao Ciko. Ve ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Bekao'ya devre arasında 17-18 milyon euro bir teklif gelse Sonraki satıştan pay maddeli. Yerine William Roche alınsa çok ciddi bir hata yaparız. İnşallah böyle bir hataya düşmeyiz. Ama ben stoper alacağımızı şimdilik düşünmüyorum. Fakat bakıyor muyuz? Bakıyoruz belki de hedef şaşırtmak için. Ben bir şey diyemem ona. Anladınız mı? Anladınız. Şimdi bu menajerlik şirketini Fenerbahçe'ye anlaşalım da işte biz buradan şu futbolcuyu alalım, buradan bu futbolcuyu alalım diye değil de daha çok elimizdeki futbolcularla mukavele yapıp pazarlayabilir diye görüştük diyebilirim size. Anladınız mı? Yani bu arada Gökmen Özcan 23 Temmuz'da Fenerbahçe, CSK, Moskova'nın Brezilya stoperi William Rocha ile ilgileniyor. Rocha'nın temsilciliğini Sperico Sport Management yapıyor demiştim. Yani bu çok mühim değil. O dönem ilgilendik evet ama Ciku'yu bedava alıp Bekao'yu getirip belki de Bekao'ya biraz daha indirim yapsınlar diye böyle bir şey yaptık. Ama ben şunu söyleyeyim. E, ee, devre arasında alınması muhtemel stoper Türk. Bunu bilin. Galatasaray'ın Zaha ve Tete. Fenerbahçe'nin de Şimanski Fred çalımları var. Diyorlar şansal büyük aya. Hani sürece bakarsak kim kimi çalımladı. Ya arkadaşlar bak. Şimdi ben bu cümleleri kursam alay edersiniz ama Şansal Büyük Adi ki 9. hafta itibariyle Süper Ligi ölçü alıyorsak Fenerbahçe Galatasaray'a çalımladı. Ya sadece Süper Ligi ölçü almaya gerek yok. Şampiyonlar Ligi'ni ölçü alsak ikisi aynı Şampiyonlar Ligi'nde değil diyecek. bir birisi Konferans Ligi'nde birisi burada mı diyecek? Yani cevap bu mu olacak? Abi açık ve net söylüyorum. Zaha ve Tete alınıp Hadiç ve Cengiz alınmasaydı biz çok şey kaybederdik. Gerçekten diyorum çok şey kaybederdik. Mesela bir tad içi Beşiktaş çekmiş olsaydı ben kudururdum abi ya. Şu performansı verse. Harbi söylüyorum kudururdum. Lan Zaha ve Tete için söylüyorum. Diyorlar ki sen çok koyu Fenerbahçe'sin ondan. Ya bana bir özellik söyleyin. Bir vasıf söyleyin. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde soldan orta geldi gelişine vurdu gol oldu. Ya yanlış anlamayın bunu yapmayacaksa zaten o transfer market değeri olmaz. Mesela Musa sonunda rövaşataları vardı. Dünyada öyle rövaşat atan futbolcu göremezsiniz. Adam yerdeki seken topara baş gol atıyordu mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani bazı futbolcuların bazı özellikleri gelişebilir. Bunda sıkıntı yok. Ama total takım oyununa ne kadar uyuyor? Açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Hakim Ziyeç. 1. Zaha 2. TT 3. Icardi 4. İşte kim? Kerem Demirbay 5. Kerem Demirbay oynatmıyor adam. Kaan Ayhan'ı oynatıyor. Varın gerisini düşünün. Dombili. Endombili. Kerem'i de boş ver. Endombili oynatsın. Torreria'yı oynatsın. Bak ileri 4-6'lı çıktı. Sanchez'den Nelson oynatsın. 8. Boa'yı bir tarafta. Angelina'yı öbür tarafta. Mostera'yı oynatsın. Şampiyonlar Ligi'nde 11 tane yabancı ile oynayabilir Galatasaray. Niye 11 ile sahaya çıkmıyor? Fenerbahçe taraftarından bazıları kudurmuş durumdaydı. Diyorlardı ki bak adamlar asırlık transfer yaptı. Ben Osterwolde, Angelina'yı 4 kere tokatlar dediğim zaman alay ediyordunuz. Bu Osterholde mi tokatlar diye. Ya Bekao Sanchez. Tamam sertlik dozajları benzer gördüğüm kadarıyla. Ancak futbol aklı, futbol zekası ve biraz takım uyumuna dikkat edin. Bak Sanchez'de uğraşan birisi olsa Sanchez kart yer. Bekao ile uğraşan birisi olsa Bekao onu çıldırtır. Aradaki farkı da söyleyeyim. O Endombili benden kilolu. Tete ve Zaha. Ya abi bu vasıf yok. Bak Fenerbahçe'de Cengiz Ünder. Tutmadı bence. Açık konuşayım. Kent. Bence Kent tutmadı. Benim beklediğimin yarısı kadar oynamıyor Kent. Ha. Süreklilik yok. İlk 11'de sürekli oynamıyor falan filan. Ko konuşuruz bunu. Mesela bugün akşam ben ilk 11'de bekliyorum. ikisini de. Cengiz Ünder'i de Kent'i de. Çıkın oynayın. Ancak biz Cengiz tutmadı derken Cengiz'i göremiyoruz ki. Beyefendi sakatlanmaktan bir türlü sahaya o da şey yapamıyor ki. Ve Hani böyle olursa biz 15 milyon euroluk zarardayız açık söyleyeyim. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama şu var. Biz aynısını İrfan Can için de söyledik. İrfan Can canlandı. Yani Cengiz Lig'in bug'ını çözdüğü anda bak Cengiz'in koşuları Lig'in bug'ını çözdüğü anda bize çok maç kazandırır. Aklı hayale gelmedik. Ya şöyle düşünün. Kötü oynadığım bir maçta Cengiz'in önüne iki top. Savunma arkasına koşu attı. Birini gol attı. Birini içeri çevirdi. Asist yaptı. <laughs> 4 tane böyle sezonda maç kazandırırsa derse ki 15 milyon euroya değer abi. 4 maç sana şampiyonluk kazandırır. 4 maç da sana şampiyonluk kaybettirir. Ya Tadiç, Ceko, Şimanski ne derseniz diyeyim Fenerbahçe'nin Fred ve Şimanski transferi Tete ve Zaha'yı gebertir. Yerin dibine sokar. Aynı mevkinin futbolcusu değil. Şimdi Zaha'yı sol kanat olarak düşünün. Tadiç de aynı şekilde. Hangisi daha verimli? Elinizi vicdanınıza koyun. Cengiz Tete'desin, Tete daha öne geçer. Çünkü Cengiz'i izleyemedik. Ama bence bu senenin yeni transferi Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci. İrfan İrfancan Kahveci Tete desin. İrfan İrfancan tekme tokat döver. Şimanski, Mertens Ya da Mertens'in yerine kimseyi alamadılar. Çünkü Zahaya yıllık ücret, Tete'ye yıllık ücret derken mahvettiler. Yani Torreira, İsmail Yüksek, açık söyleyeyim bak. Ee, Türk fetişizminden falan yapmıyor. Başka bir şeyden yapmıyorum. İsmail Yüksek'in Türk pasaportuyla birlikte artısı daha fazla. Efret Fred, Kerem Demirbay. Siz kıyaslayın. Icardi Ceko. Bakın kağıt üstünde Icardi daha fazla gol atmış olabilir. Penaltılara çıkarsanız zaten gerçeği görebilirsiniz de. Ama gol artı asist diye verirsen birinin 30, 35, 36, 37 yaşını hesaba katarsan dersin ki abi Ceko bambaşka. Takım savunmasına takım hücumuna. Bunlar bu şekilde değerlendirmeyin. Bak. Bekao, Cicco, Fenerbahçe'de bir tandem oluşturdu. Ve bu tandem sağlamlaştıkça bize çok şey kazandıracaktır. Verdi o sayı. Bu da bir tandem. Geçen seneden futbolcunun. Ama yeni transferin sayılır. Türkiye'de gibi oynuyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben Livakovic konusunda hala kararsızım. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık kararsızım. Çünkü... Livakovic'in yediği gollere bakıyorum. Komedi ama çıkarttıklarına bakıyorum. Efsane. Altay'ın da yedikleri komedi oluyordu yine. Ama çıkardığı efsane bir şey olmuyordu. Anladınız mı demek istediğimi? Aradaki fark bu. Livakovic zaten yemeği bıraksa efsane kurtarışını sürdürse zaten dersin ki tamam. Ama şunu söyleyeyim. Bir 10 maç falan ya da bir önümüzdeki milli araya kadar tam fikrim ulaşır. Şimdi diyebilirsiniz hocam Galatasaray şunlarla oynadı bunlarla oynadı Fener daha oynamadı diye bir şey söyleyeceğim Allah rızası için. Kafanızı gerçekten vererek bana cevap verin. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Fenerbahçe'yi oynadığı futbola ben 10 üzerinden 10 veririm. Galatasaray'a karşı oynadığı abidik kubidik futbola 10 üzerinden 3 veririm. Şimdi diyorsunuz ya, Fenerbahçe zor rakip oynamadı. Ulan asıl Galatasaray zor rakipten oynamadı. Beşiktaş en aptal Beşiktaş denk geldi. Spastik 2 tane stoper attı. Trabzonspor. Trabzonspor Galatasaray'a oynarken ne canı vardı ya. Ne canı vardı, ne taktiği vardı. Bana taktiğinden bahsedin. Daha beşlerdik biz onları. Adana Demirspor, Adana Demir Galatasaray için baz almayın. Bir sürü Galatasaray maçında oynamayacak, kart cezası olacak ya da o maçta kırmızı yiyecek futbolcu var Adana Demir Spor Yani geçiniz bunları. Ve hakem faktörü. Arkana hakem aldıktan sonra senin için her maç kolay. Bir derbiye çık. Beşinci dakika diye yere tükürsün futbolcu. Kırmızı ver hesabı hesabını soracak. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Maç önü canlı yayında zaten konuşuruz, görüşürüz ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe için beraberlik iyi sonuç dedirtebiliyorsak teknik direktöre bu gerçekten büyük bir yani Serdar Alçelik de demiş Fenerbahçe şu an top seviyesinde daha Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş oynamadı demiş. Oynayalım şekerim. Oynayalım. Bizim gönderdiğimiz Serdar Dursun'dan, Nazım'dan Karagümrük bu Adana Demirspor'u parçalıyorsa bir de biz oynayalım bakalım neymiş ne değilmiş çözelim. Yani e, biz şeyden kaçan korkaklardan değiliz. Teraziden kaçan hırsızlardan değiliz. Galatasaray top seviyesinde değil ama top seviyesinde. Galatasaray tam bir top. Yani top. Top bir top hatta. Çok ciddi top seviyesinde. Ne top seviyesinde. Dünyanın en topu seviyesinde hatta. Onu söyleyeyim. Dünyanın en topu Galatasaray. Derdar Alçelikler'in bu sözüne ithafen söylüyorum. Galatasaray top seviyesinde değil ama demiş top seviyesinde dünyanın en büyük topu. Yalansa yalan değil. En büyük top seviyesinde olan takım Galatasaray'dır dünyada. Ya en büyük top seviyesinde. Trabzonspor Beşiktaş maçlarını geçti ama Galatasaray'ın top seviyesi buysa o zaman da farklı Top seviyesi bu Galatasaray top. Top işte en büyük top. Yani Galatasaray'ı savunan bazı spor yazarlar var. Onlar da ya bu topu görmeleri lazım. Yoksa onlar da top olurlar. Yani saygı duymaları lazım Galatasaray'a. Yoksa onlar da top olur. Top olmamak için dikkat edin. Yani daha ben ne diyeyim abi? Bu arada yanlış anlamayın hocam Galatasaray'a top mu dedin diye. Ben demiyorum Serdar Ali Çelik soruyor ben de cevap veriyorum. Top oğlu top, top, yani. Top oğlu top daha ne diyeyim. Ve kendinizi kandırmaya sürdürün. Hocam Bayern Münih karşısında çok iyi oynadılar. Ya Bizim öğretmen arkadaş yok. Ben şey yaptım. Ee, hani yemesine de gerek yok. Hayali bir şey düşün ya. Bir örnek vereyim. Bir öğrenciyi aldınız. Çok güzel yetiştirdiniz. Deneme sınavları, testler, şunlar bunlar. Ailesi üstüne düştü. Çok iyi orta okul geçti. Lisede Türkiye birincisi oldu. Üniversite sınavını kazandı. Üniversiteye başladı. Okulu yarıda bıraktı. Gitti. Torbacı oldu. Kaçma sapan bir çatışmada öldü. Neye yaradı? Sonuç? Ya da ameliyat masasındasınız. Çok iyi geçiyor ameliyat. Çok başarılı bir ameliyat. Sonuç hasta öldü. Hocam Galatasaray 70 dakika çok iyiydi. E sonra? Yenildi 3-1. Farz edelim geçen sene Sevilla maçı. Fenerbahçe'nin. Öttürdük Sevilla'yı. Ne oldu? 2-0 yenildim. Burada burada yine öttürdün. Daha ya madde atanlar olmasa 2'yi bulacaksın. Maçı uzatıp belki geçeceksin. Belki gerçekten UEFA'ya uzanacaksın. Ya da en azından oraları zorlayacaksın. Sonuç elendik. Kendinizi kandırmayı bırakın. Bayern Münih dediğin takım sana top oynamadı. Bayern Münih dediğin takım idareten geldi. Bir sonraki maç mesela yok beşe Okan Buruk çok büyük bir salaklık etti. Ne dedi? İlk yarı 5-6 atabilirdik. Sen bu lafı Bayern Münih'e ilk yarı 5-6 atabilirdik dedin değil mi? Bu lafı kullandın değil mi? Diğer maçta iddiasına da girmeye hazırım. Bayern Münih 5-6 tane atar en az. Sen bu cümleyi kuramazsın. Bu cümleyi sana yedirirler. Orası Şampiyonlar Ligi. Yani Almanya'daki Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar oraya medyaya manşet etseler ilk yarı 5-6 atabilirdik. Bayern Münih bu kadar kötü falan diye. Herifler iki haftada sırf bu maça hazırlanırlar. Ligi falan boşlarlar. Çok büyük salaklık olur. Benden söylemesi. İkinci maçlar zaten oynandığında görürsünüz. Neyse maç onu canlı yayınında. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aboneliğiniz için. Kanalımıza desteğiniz için, katkınız için teşekkürler.